Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle flat herringbone yani düz herringbone tekniğini çalışacağız. Bakın ekranda görmüş olduğunuz minik çalışmalar hazırladım sizler için. Ben bu modelleri bu teknikle yaptım. Bu çakma trabzon bilekliği dediğimiz ya da hasır örgü dediğimiz modeller bu teknikle yapılıyor. İsterseniz tek renk olarak böyle kalın bileklikler yapabilirsiniz. Ya da bakın buradaki gibi desenli bileklikler yapabilirsiniz. Bu çakma trabzon bileklikleri dediğimiz bileklikleri daha sonra kristallerle süslüyoruz hanımlar bu şekilde. Şimdi geçelim inşallah. Gerekli malzemelerimiz yine 11'e 0 kum boncuğumuz var. Boncuk ipimiz ya da 0.20'lik misinamız ve boncuk iğnemiz var. Bakın 4 tane boncuğumu alıyorum. İpimin en altına indim. Biraz uzun bırakın aşağıda. Daha sonra aparatınıza eklemek için kullanırsınız o ipi. 2 boncuktan geçtim. Böyle bir şekil oldu. Sonra ben şuradaki 2 boncuktan geçiyorum. Şimdi herringbone tekniğinde bu iki sıra bir sıraya tekabül ediyordu. Yani şu an ben bir sıra herringbone çalıştım. Ama ben 3 sıra çalışacağım. Bakın burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'li herringbone çalışmışım. Hani daha kalın olsun isterseniz sayıyı arttırabilirsiniz. 9, 10 sıra. 9'lu 10'lu herringbone. Çalışabilirsiniz. Ne yapıyorduk? İpimiz buradan çıkmış yukarıdan. 2 tane boncuk alıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çaprazlıyoruz. Biliyorsunuz daha önce herringbone tekniğinin iki bölümünü çalıştık sizle. Bir tanesi spiral twister herringbone'du. Diğeri ise tübüler herringbone'du. Bu da fillet düz herringbone tekniği. Bakın şu an 1-2 sıra oldu. 2 boncuk daha alıyorum. Bakın 2 boncuk aldım. İpim aşağıda. Yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. Sonra da yeni taktığım boncuklardan geçiyorum. Tekniğimiz bundan ibaret. Şimdi yine 2 boncuk alıyorum. Bakın ipim yukarıda, aşağıdan yukarı doğru giriş yapıyorum. Sonra da yeni taktığım boncukların içinden geçiyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Şu an ben 3 sıra herringbone çalıştım hanımlar. Şimdi yukarı geçeceğim. Ne yapıyorum? İpim bu boncuktan çıkmış. Hemen soldaki yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Burada ipimi gizliyorum. Ve sonra bu boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi yukarı çıktım. Örgüme devam edebilirim. Tekniğimizin temel mantığı şu. 2 tane boncuk alıyoruz. Bakın ipimiz buradan çıkmış. Hemen solundaki boncuktan, bir boncuktan aşağıya iniyoruz. Sonra hemen onun solundaki bir boncuktan yukarı çıkıyoruz. Tekniğimiz bundan ibaret. Şimdi yine 2 boncuk alıyorum. Bakın 2 tane boncuğumu aldım. İpim buradan çıkmış. Hemen solundaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Sonra hemen onun yanındaki bir boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi sıra başıma geldim hanımlar. Yine 2 boncuk alıyorum. Bakın ipim bu boncuktan çıkmış. 2 boncuktan aşağıya iniyorum. Sıra başım olduğu için. Bakın burada 2 teknik var. Yani sıra başlarında biz 2 yöntemle yapacağız. Birincisi şu. Ya tuğla tekniği yapar gibi ipin altından geçip düğüm atacağız. Ya da şu şekilde bakın hemen yanındaki bir boncuktan geçiyorum. Hemen yanındaki bir boncuktan geçiyorum. Sonra hemen onu şu boncuktan geçtik ya ipimizi şurada şu şekilde eğdirdiğimizde bakın şöyle net bir görüntü. Evet bakın ipimizi buraya gizlediğimizde şu iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Bu da ikinci yöntemimiz. Hangisi kolayınıza gelirse o yöntemle çalışın. Yine 2 boncuk aldım. Bakın ipim buradan çıkmış.
bu boncuktan aşağı iniyorum. Ve hemen onun yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi yine 2 boncuk alıyorum. Bakın 2 tane boncuğumu aldım. İpim bu boncuktan çıkmış. Hemen onun yanındaki boncuğumdan aşağı iniyorum. Ve hemen onun yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi yine 2 tane boncuk aldım. Bakın ipim bu boncuktan çıkmış. Şu boncuktan. Hemen onun yanındaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Bu boncuktan aşağı indik. Hemen onun karşısındaki bir boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve sonra şu yeni taktığım boncuğun dış tarafta kenarda olan boncuktan şuradan yukarı çıkıyorum. Artık bir boncuktan yukarı çıkıyoruz. Şimdi hemen geri çevirdim modelimi. Bakın. 2 tane boncuğumu aldım. İpim bu boncuktan çıkmış. Buradan aşağı inerken hanımlar, buradan da aşağıdan yukarı doğru yukarı çıkıyorum. Yani daha pratik bir şekilde yapıyorum artık. Bakın 2 boncuk aldım. Şimdi buradan aşağı inerken hemen şuradan da yukarı çıkıyorum. Aşağıdan yukarı doğru. Bu şekilde örgümüzü daha pratik yapabiliriz. Yine 2 boncuk alıyorum. Bakın 2 boncuk aldım. Sıra başıma geldim hanımlar. Bakın ipim bu boncuktan çıkmış. Hemen yanındaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Bu boncuktan aşağı indik ya, hemen onun karşısındaki bir boncuktan yukarı çıkıyoruz. Ve hemen çaprazdaki şu en kenardaki boncuktan, şöyle göstereyim bakın. En kenardaki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Tekniğimiz bundan ibaret. Şimdi bu sırada da ipin altından geçmeyi göstereyim inşallah. O tekniği göstereyim. Bakın yine 2 boncuk aldım. Hemen yanındaki boncuktan aşağı inerken onun yanındaki boncuktan yukarı çıkıyorum. Şimdi yine 2 boncuk aldım. Hemen ipimiz bakın bu boncuktan çıkmış. Hemen yanındaki boncuktan aşağı inerken onun yanındaki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Yine sıra başımıza geldik. Bakın 2 boncuk aldım. İpim bu boncuktan çıkmış. Bir boncuktan aşağı indim hanımlar. Şimdi bakın burada da ipin altından geçişi göstereceğim. Şu aradaki ipimiz var ya, tuğla tekniği yapar gibi. Bu ipimizden geçiyoruz, ipimizin altından. Sonra bu taktığımız bir boncuktan yukarı çıkıyoruz. Bu da bir diğer yöntemimiz. Ama ben bundan önceki gösterdiğim yöntemle yapıyorum hanımlar. Hani ip altından değil de boncukların arasından geçtiğimiz yöntemle yapıyorum. Anlaşıldığını umuyorum. Bakın gerçekten çok basit ve çalışması çok zevkli bir teknik hanımlar. Çok güzel işler çıkıyor bununla ortaya. Harika bileklikler. İnternette mutlaka modellerini görmüşsünüzdür. Bakın bundan bu şekilde aşağı inerken bundan da aşağıdan yukarı doğru yukarı çıkıyoruz. İki boncuk aldım yine. Bir boncuk aşağı iniyorum. Hemen karşısındaki boncuktan, bakın, hemen karşısındaki boncuktan yukarı çıktım. Sonra bu kenardaki boncuğumdan yukarı çıkıyorum. Bu şekilde dilediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Şimdi mesela örgümüz diyelim ki bitti. Hani istediğimiz uzunluğa geldi. Bunu uzun olarak çalıştık. Sonra ne yapıyoruz? Bu iki ucunu açık bırakmamak için böyle iki boncuk iki boncuktan geçeceğiz. Bakın. İki boncuktan geçtim. Sonra hemen onun yanındaki iki boncuktan kapatıyoruz. Yani bu aralar çok açık kalmasın diye birbirine yaklaştırıyoruz. Bakın. İki boncuk. İki boncuk geçtik. Şimdi bitti. Şimdi de bu tarafa doğru iki boncuktan geçiyoruz. Şu aralarda açık kalmasın diye hanımlar, şuralarda açık kalmasın diye
Bu sefer de bu tarafa doğru geçiyoruz. Bakın böylece birleştirmiş olduk. Tabi çok geçtiğimiz için zorluyor. İnşallah kırılmadan tamamlayabiliriz. Evet, bu boncuk bayağı zorladı. Umarım kırılmaz. Evet, kurtardık. Sonra şu sondaki iki boncuktan, bakın bu şekilde birleştirmiş olduk hanımlar. Gördüğünüz gibi şu ağız kısımları açık kalmadı, birleşmiş oldu. Şimdi bu kristalleri nasıl ekliyoruz, onun mantığını göstereyim size. Bakın şu kristalleri istediğiniz gibi kristallerle süsleme yapabilirsiniz. Mantığımız şu, misinayla da yerleştirebilirsiniz boncuklarımızın üzerine gözükmemesi için. Bakın diyelim ki şuradan çıktık. Nereden süsleme yapacaksanız. Şimdi benim küçük olduğu için fazla misina, hani çalışmam küçük olduğu için çok fazla boncuk alamam. O yüzden bir kristal, iki kum boncuk, bir kristal alıyorum. Belki bu bile fazla gelir. Yani bakın evet, bu bile fazla geldi. Çünkü küçük bir çalışma. Ben şimdi sadece size mantığını göstermeye çalışıyorum. O yüzden bir kum. Bunu siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın ben sığsın diye bir kristal, bir kum, bir kristal aldım. Şuradan tam bunun karşısından şuradan aşağıya iniyorum. Bu en basit boncuk işleme tekniğiyle yapıyoruz hanımlar. Bakın indik ya, hemen mesela şuradan şu kenardan yukarı çıktım. Sonra şuradan aşağı iniyorum tam karşısına gelecek şekilde. Buraya tutturuyoruz. Sonra buradan aşağı indiğim için şimdi bu kenardan yukarı çıkıyorum yine. Ve buradaki kristalimizi tutturuyoruz. En basit boncuk işleme tekniği bu. Şu kıyafetlerin üzerine falan yapılıyor ya. O yöntem. Bakın bu şekilde kristallerimizi tutturuyoruz. Yaptığımız bundan ibaret. Köprüler atarak bu şekilde tutturuyoruz. İnşallah faydalı bir video olmuştur hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model, çok güzel bir teknik, yani çok güzel işler ortaya çıkıyor. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.